TV8 ekranlarına doya doya modaya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Bugünün konsepti nedir? Bekarlığa veda gidiyorum. Ben kızlara arkada dedim ki kız bu konsept ne baby show. Öyleyse Deren'le başlıyoruz. Allah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Deren? Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? İyi. Nerede bu veda partisi? Senin mi? Evet, benim veda partim yatta kız arkadaşlarımla birlikte kutluyoruz. Ha. Ben de kızlara sürprizler aldım. Hadi bakalım. Böyle bekarlığa vedaya gidenler bunları takıyorlar. Bende kollar. De var. Dövme evet. Aldım ben de. Dövme mi aldın? Hı-hı. Niye dövdürüyorsun şimdi sen kendini? Aleyna'cığım sakın. Aa, bak sen gelin oldun. Bunları Gülşah Hanım ve Yasemin Hanım'a sadece aldım deme. Size de aldım Serdar Bey. Ha, ne olacak şimdi? Al beyim. Ama dövmeyi gerçekten elinize böyle yapıştıracaksanız vereceğim. Dövme mi aldın? Yapıştırmayacağım. Sen Serdar'a ver ikisini sonra de. Sonra gidiyor. Hemen siliniyor. Tamam. Benimkini de sana verdim. Yok. Hadi. Sen her de yerine de. Yapıştırırsın işte. Ben de dağıtayım. Hadi sen de dağıt. Buyurun. Sen de medya aldın Serdar. Evet, Gülşah evet. Aldı diye. Gel hayır, sana yapalım bunu bir tanesini. Ne yapıyoruz bunu böyle yapıştırıyor öyle muyuz? Öyle bir şey şurasına iyi olur yok. Gibi geldi bana. Yok bence şu ensesine yapacağım ben. Ensesi de güzel kalın biraz. Ya, bu arkası mı arkası çıkıyor yok, mu? Yok hayır onu direkt öyle böyle. Koyun. Ha. Şöyle mi yapıyorum? Bunu mı ıslatacağız? Evet. Dur. Şimdi elinizle evet. Saçına da olur gibi geldi bana kafasına. Komple ıslatın Gülşah'ım. Şap diye vuracaksın elinle. Bir dakika. Komple kız ıslanacak. Kız ne yapıyoruz çocuğa? Islanacak o bayağı. Geçmesi lazım bayağı. Seni. Duş alsaydım bari. Dur aşkım. Şimdi birazcık bastırın Gülşah Hanım. Vur. Dur şimdi bir dakika hiç kıpırdama sakın kıpırdama. Bak. Görüyor musun hayat şimdi ne çıkarım. Enteresan. Yeah. Hiçbirini alamadın ama onlardan birinin bekarlığa vedasına gidiyorsun. Bırak aa renk değiştiriyor. Evet. Serdar ama şu an olmuştur. Emin misin? Evet. Denedin sen, elinde var. Bak çıkartıyorum, emin evet, misin? Evet, çıkartabilirsiniz. Dım 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 dım. Gösterebilir miyiz? Hadi sen. Hayır, kameraya bak önce, kamera bir oraya bak. Sen ne bakıyorsun? Nasıl oldu? Döndü. Ay ne kadar yakıştı. Aa, şahtı şahbaz oldu. Bakayım. Çok cool oldu. Valla bak sana bir fotoğraf çekeyim. Sence bravo. Gerçekten çok güzel oldu. Çok yakıştı. Ben şimdi çekimden sonra... Bir... Yalnız Aleyna var mı? Öbür tarafına da yapmak lazım. Var simetri hocam, sever bir o. Var hocam burada benim. Tamam simetri wow. Sever. Çok güzel beğendim oldu. Çok iyi oldu ya. Sever teşekkür ederim Aleyna'cığım. Bakalım hadi. Neler olacak bunlarca partide. Senin. Konseptin teknede. Senin partin. Evet. Arkadaşlarını topladın. Yazın. Evet. Süper. Fiyatlar. Ayakkabımı 100 TL verdim. Kumaşımı 280 TL verdim. Terziye 150 verdim. Çantama 50 TL verdim. Takılarıma 120 lira verdim. 300 TL'mi de kaybettim. Evet, paranı kaybettin. Evet. Ve 300 liranı kaybettin. Ve her şeyin de tam. Evet. Paranı kaybettin, bulamadın. Aradım. Aradın mı? Girdim bütün mağazalara. Yazık. Tekrardan girdim. Yoktu. Evet, paranı bulamadın ama suyun kaybettiği elbisesini buldun. Evet, kumaşçıya gittim. Elbisemi almak için. Orada suyun elbisesini bana verdiler. Dediler ki bu suyun kıyafeti burada unutmuş. Ben de ona iyilik olsun diye. Sen de bir iyilik yaptın ve ona geri koydum. Verdin. Orada almayabilirdim, orada bırakabilirdim. Sonuçta süresi tamamen bitmiş. Burada kıyafetsiz çıkabilirdi. Yukarıda söylemeyebilirdim, makyaj yaptığımız yerde söylemeyebilirdim. Ben de dil diyebilirdim.
Keza burada birçok örnekleri oldu. Esra'nın kıyafetleri burada paramparça olmuştu. Özlem kesmişti, hatta kutuda Esra'yı getirmişti. Ağlamıştı. Aşkım biz bunların hepsini yaşadık, biliyoruz. Evet. Evet. Yani bunları tekrardan hatırlatmak istedim Suya. Çünkü ben öyle bir şimdi şey yapmadım. Şimdi sen öyle bir niyetle değil. Aynen gerçekten öyle. Unuttuğu için süresi de bitti ve ona yardımcı olmak evet. amaçlı elbisesini getirdi. Aynen öyle. Çok iyi niyetli yapılan bir şey. Evet. Sonra aynen devamında ne oldu? Senin yüzün niye şekil değiştiriyor? Yani ben burada asla bir iyi niyet göremiyorum. Çünkü iyi niyet nedir? Almışsındır. Toplanma alanına giderken verirsin bana. Dersin ki unutmuşsun sucuğum, al. Ben buraya geldim. Benim yine krizlerim, ataklarım tuttu. Bana öyle söylüyor. Diyor ki evet ben aldım. Ben burada hiçbir iyi niyet görmüyorum. Ama sen öncesinde Özlem'in aldığını düşündün. Evet. Özlem'i zan evet, altında bıraktı. Özlem'i zan altında. Yani şöyle bana sordular. Dediler ki sence kim aldı burada birinde? Ben de dedim ki hani biz en başından beri şimdi Deren dün geldi o yüzden çok tanımıyoruz. Özlem'le de aramızda atışmalar devam hani sürekli atışıyoruz. Aklıma ilk gelen isim Özlem oldu tabii ki de. Yani kime sorsak suyun kıyafetini kim aldı diye burada herkes eminim ki Özlem almıştır diye cevaplar. Çünkü birinde olduğuna eminiz ama kim olduğunu bilmiyoruz. Deren de dün geldi, ben asla böyle bir şey yapabileceğini düşünmedim. Şok oldum çünkü çok tatlı bir kız olarak gözüküyor. Ama değilmiş. Yani ben bu yaptığında asla bir iyi niyet görmüyorum. Tabii yine de siz bilirsiniz. Hani az önce anlattığım gibi, verdiğim örneklerdeki gibi onlar sizden bir puan aldı. Ama ben Su'nun bir puan almasına asla gönlüm el vermedi. Kıyafetini tekrardan verdim. Bu iyi niyet değildi ne? Sorarım size yani. O zaman en başta verseydin. İyi, evet, iyi niyeti göstermek yani toplanma için. Alanında, madem en başta bu kadar, vermemenin nedeni neydi? Beni denemiş. Sorumsuz olmasaydın bebeğim, yani unutmasaydın. Burası bir moda programı, unutmaman gerekiyordu. Bu da senin sorumsuzluğun evet. Ki ben yine de sana verdim. Evet, teşekkürler. Rica ederim. Ben alışverişe başlamadan önce düştüm. Bayağı kötü düştüm ve geçmiş benim oldu. Evet, geçmiş oldu. Sağ ayağım şiş. Bana sordu ekip. Dedi ki devam etmek, gerçekten kötü düştüğümü gördükleri için devam etmek ister misin? İstersen de bırakabilirsin. Ben dedim ki tek ayakta olsam ben bu alışverişi bitireceğim dedim. Şimdi zaten tek ayağım, hani zar zor yürüyorum, süre sıkıntım var, kombin sıkıntım var, bunları yetiştirmeye çalışıyorum. Yani canım çok yanıyor, tek ayak hani koşturuyorum falan. En son kumaşçıya gittiğimde normalde ben şu kısımda böyle hafif bir renk farkı var, bilmiyorum gördünüz mü? Bu renk farkını kapatmak için ben burayı aslında taşla böyle kapatmak istemiştim. Taşla aldım hatta ama elbisemi vermediği için onu yapamadım. Taşla kapatmak istemiştim. O ölçüyü almak için elbiseyi çıkarttım, denedim. Sonrasında elbiseyi orada bırakmışım çünkü... Yani daha aslında sorumlu olman gerekiyor. Kesinlikle. Evet, kötü bir şey geldi başına ama bu... zaten ne yapıyorsunuz ki? Elbise ve bir kombin. Bunda çok en hassas olmanız gereken yerdesiniz. Kesinlikle öyle. Ama ben o ara yani acım, insanlık hali unutabiliyoruz. Yani her şeyi, ben telefonumu da her yerde unutabiliyorum. Ki benim bu büyük bir problemim zaten, unutma problemi. Ama işte burada bunlara dikkat etmek kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle etmek gerekiyor. Gel gelelim, Özlem'i de çok kötü zan altında bıraktın. Benim takıldım. Yukarıda bayağı yani. 10 hafta yani. Nasıl? Bayağı koptu yukarısı, neler neler. Bağırışlar, çağırışlar, sen ağladın. Sen ağladın değil mi? Sen mi ağladın? Bir ben ağlayış ağlamadım. Geliyordu. Ben ağlamadım. Çok sinirlendim Yasemin Hanım. Şöyle bir şey var. Bence kötülük yaptığını düşünmüyorum. Sebebi şu. Bu arkadaşım daha sonrasında görmeseydi, elbiseyi hiç almasaydı demek ki bugün elbisesiz çıkacakmış. Bence kötü niyeti olsaydı hiç vermezdi diye düşünüyorum. Benim konuma gelirsek de ben kendisinden özür dilemesini bekledim ve dilemeyi kabul etmedi. Aynı şeyi ben ona yapsaydım o da umarım bir özür beklerdi diye düşünüyorum. Başka da bir şey söylemeyeyim. O anı merak ediyorum. Mesela bir anda beklemediğin yerden, Deren'den çıktı elbise ve sen o ara Özlem bayağı inanmış bir şekilde Özlem'in üstüne gidiyorken Deren çıkarıp verdiğindeki o sahneyi, yani seni çok merak ediyorum. Hiç o an yerinde olmak istemezdim. Evet, kötü hissettim gerçekten. Şok oldum zaten. Bir tepki veremedim önce. Bir iki dakika. Çok şaşırdım. Asla beklemiyordum. Çok şaşırdım. En son artık kıpkırmızı oldum ben zaten. İşte nefesim kesildi falan. Çıktım, elbiseyi aldım. Bir ağlama krizi geçirdin. Evet. Şimdi şöyle,
Yasemin Hanım. Burada örnek veriyorum. Benim aram işte Aleyna, Melike ve Hülya diyelim şu an bugüne kadar Hülya, Aleyna ve Melike uzun süredir burada ve asla böyle bir şeyin bir konunun içinde bile bulunmadılar değil mi? Biz izliyoruz sonuçta. Asla bulunmadılar. Şimdi ben bu üç kişiyi zan altına bırakamam. Özlem'le zaten sürekli atışıyoruz. Hani takıntılı zaten bana yani inanılmaz derecede. Benim aklıma tabii ki ilk Özlem geldi. Çünkü Deren'in ikinci günden böyle bir şey yapabileceğini asla düşünmedim ki ikinci günden bunu yapan ileride neler yapar ya Allah bilir. Ya ne yapmış çocuk yapma bir şey yapmadı. Ben asla bir iyi niyet görmüyorum hocam. Siz görüyor olabilirsiniz peki, ama ben görmüyorum. Ben senin neyine takıntılıyım, sana niye takığım? Bunu da biraz açıkla. Sebep ne, amaç ne? İşte şunu da söylemek istiyorum. Çünkü en son bana söyledi, ben konuşmak istiyorum. Burada suyu kıyafetsiz bıraksaydım, vermeseydim, bende değil deseydim, yine devam etseydim, hiçbir şekilde göstermeseydim. Veya kumaş mağazasından elbiseyi almasaydın ne olur? Aynen ki zaten süresi bitmişti. Buraya bir puanla çıksaydım daha mı iyi olurdu diye soruyorum ben kendisine. Teslim almak istemiyorum. Sorumluluğunu almak çok istemiyorum deseydi. Deren ne yapacaktın keşke o zaman? Keşke öyle deseydi. Bir keşke öyle deseydi. Elbisesini almayı unuttuğu yerlere evet, bakmaya gitmiş, alınmış. Ben gittim almaya gittim. Keşke öyle deseydi ama Serdar Bey. Ama kumaşçı beyefendi vermiş tamam, arkadaşınız okay. Su unuttu yani, diye elbiseyi. Tamam ben gittim ama o zaman bana söyleyecek, diyecek ki kumaşçı verdi bana diyecek. Çünkü ben nerede unuttuğumu biliyorum. Bana bu yardımın yapılış şekli, yapılış tavrı beni rahatsız etti ve o tavrı ben gördüğüm, siz görmediğiniz için ben o teşekkürü Deren'e etmeyeceğim.